Herkese merhabalar, ben Mertcan Bozkurt. Film Önerileri serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Sizler de canınız sıkıldı, izleyecek bir film arıyor ve bulamıyorsanız doğru yerdesiniz. Bu bölümde sizler için muhteşem bir kurguya sahip, yer yer beyin yakan ve konuyu işleyiş bakımından ise merakta bırakıp sonuna kadar izlemeye zorlayan birbirinden harika 5 film listeledim. O zaman hiç vakit kaybetmeden ilk filmimize geçelim. Listedeki ilk film Yaşam Şifresi. Film uyandığında kendini bir banyo treninde başkasının bedeninde bulan bir adam ile başlar. 8 dakika sonra tren infilak eder. Gözlerini açtığında yeniden kendi bedenine dönen adam bunu sağlayan hükümetin geliştirdiği Yaşam Şifresi isimli bir programdadır. Bu program başka bir kişinin kimliğine geçip onun hayatının son 8 dakikasını yaşayabilmeyi sağlamakta. Stevenson'ın görevi bombacıyı bulmak ve onun yapacağı ikinci eylemi engellemek olacaktır. Bunun için son 8 dakikayı defalarca yaşar ve her seferinde elde ettiği ipuçları ile olayı çözmeye çalışır. Bu filmi son zamanlarda yeni keşfettim ve izledim arkadaşlar. Muazzam bir film olduğunu ve güzel vakit geçireceğinizi garanti edebilirim. Bir sonraki yani ikinci filmimiz Yolcu. Filmin konusu her gün işten eve, evden işe bir hayat yaşayan bir aile babası ve iş adamı olan Michael'ın oldukça sıradan bir hayatı vardır. Ancak eşiyle mutlulukla sürdürdükleri evlilik hayatları bir gün tepe taklak olur. Her gün işe giderken kullandığı trende son durağa gelmeden gizemli bir yabancının kimliğini ortaya çıkarmak zorunda kalacağını öğrenir. Bir komplonun içine düştüğünü fark eden Michael, kendisini ve diğer yolcuların hayatını kurtarmak için zamana karşı mücadele etmek zorundadır. Bu film izlediğim en merak uyandırıcı ve soluksuz izleyeceğiniz bir film olacağına inanıyorum. Başrolde Liam Neeson'ın olması da tabii ki de filmin harika olmasında bir avantaj olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Listemizin 3. sırasında yer alan film Yaşam Kürü. Hırslı genç bir yöneticiye şirketin CEO'sunu alma görevi verilir. Alması gereken CEO İsviçre Alplerinin ıssız bir bölgesinde yer alan huzurlu ama gizemli bir sağlık yaşam merkezinde kalmaktadır. Ancak genç yönetici orada geçirdiği süre zarfında merkezin spasının mucizevi tedavilerinin pek de göründüğü gibi olmadığından endişelenmeye başlar. Merkezin korkutucu sırlarını keşfetmeye başladığında ise akıl sağlığı bir hayli tehlikeye girecektir. Sırları çözmeye çalışan genç adam, kendini bir anda o merkezde tedavi amacıyla yatan hastalarla aynı hastalık teşhisine sahip bir halde bulur. Akıllara ve gözlere ilk olarak Zindan Adası'nı getiren bu yapım, kendine has hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla hemen ön plana çıkmayı başarıyor ve yüksek seyir zevki sunuyor diyebiliriz arkadaşlar. Dördüncü filmimize gelirsek, dördüncü filmimiz Dejavu. Dejavu son derece gelişmiş sıra dışı bir teknoloji aracılığı insanların geçmişleri de dahil olmak üzere tüm yaşamlarını mercek altına alan bir sistem üzerine kuruludur. Ajan Carlin bu sistemde bir görev almıştır. New Orleans'da oluşan bir patlamanın ardından hayatının en çarpıcı soruşturmasına dahil olacaktır. Zamanda geriye doğru gitmek koşuluyla yaşanan olayların akışına müdahale edecektir. Carlin patlama olayının takibinde kısa bir zaman diliminin öncesine gittiğinde oldukça riskli bir işe girişmiş olacaktır. Dar bir zaman aralığında olayların akışını değiştirebilmek için elinde bir tek fırsatı mevcuttur. Bu film kendini bilim kurgu türünün sınırlarına sokacak denli fantastik bir film olduğunu söyleyebiliriz. Ve listemizin son filmine gelecek olursak, listemizin son filmi 2020 yapımı Hayal Adası. Hayal Adası eğlenmek için bir adaya giden bir grup insanın yaşadıklarını konu ediyor. Bir grup insan gönüllerince eğlenecekleri, hayallerindeki birçok şeyi gerçekleştirebilecekleri Hayal Adası'na gider. Gizemli bir adam olan Bay Rourke, tatil köyüne gelen şanslı misafirlerinin en gizli hayallerini gerçeğe dönüştürmeyi vaat eder. Fakat adada onları bekleyen düşlediklerinden oldukça farklıdır. Karanlık temalar ve doğaüstü olaylarla karşı karşıya kalan insanlar hayatta kalabilmek için zorlu bir mücadele vermek zorunda kalır. İzlediğim en muazzam filmlerden birisi olduğunu sizlere garanti ederek bir videomuzun daha sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bugünlük listemizde bu 5 film yer almaktaydı. İçeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Serimizin bir sonraki yeni bölümünde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.